Evet sevgili dostlar, sponsorumuz Golbar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Peş peşe videoları sıralıyorum. Aralardaki süreyi de kısaltıyorum ki yani bugün videoya doyun çünkü kafalar, beyinler bugün çok farklı yerlerde. Kafalar, beyinler şu anda çok farklı çalışma halinde. O yüzden de acele etmeye çalışıyorum arkadaşlar. Şimdi... İlk olarak Real Betis William Carvalho'nun sözleşmesini 2026 yılına kadar uzatmış. Hatırlayacaksınız. işte William Carvalho ile Fenerbahçe anlaştı ama kulübü yok diyor dediğimiz zaman. Bazı arkadaşlar işte oranın en fazla maaş alan futbolcusu. O yüzden kovmak istiyorlar yoksa işte İspanya'daki şey gereği ceza yiyecekler, küme düşürülecekler falan filan diyordu. Herhalde Duyumunun yanlış çıktığını Şimdi anlamışsınızdır Eğer bu gelişme doğruysa Fulham Benfica'nın Brezilyalı golcüsü Carlos Vinicius'u transfer ettiğini duyurmuş ee, Aynı Fulham Hani şu bizim alacağımız Öyle söylüyorlardı ya William'ı da transfer etmiş arkadaşlar Hani benim ısrarla Fulham'a gidecek dediğim ee, Ne diyelim Bu servisi 5 milyon euro diyor Bu Carlos Vinicius Şu şey değil dem ya Hani Tottenham'daki arkadaş sonra Feyenoord'a mı ne kiralanmıştı? Bu o değil, değil mi arkadaşlar? Ben yanlış biliyorum. Eğer oysa ha, elimizden kaçırdığımız forvetlerden bir tanesi bu derim size. Bunu itiraf ederim arkadaşlar. Ya ben öyle biliyorum PS şey Feyenoord diyorum. PSV Eindhoven'daki kiralık olan. Hadi 2.5 milyon euro verip 2 senelik kiraladılar ya. Yani, e, bilmiyorum 5 milyon euroya bence bedava. Ama hani hep diyoruz ya şu elden kaçtı diye. Ha, bu elden kaçtı işte. O Carlos Vinicius. Şimdi Marsilya Amine Harit'i e, kadrosuna kattığını açıklamış. Bakın hiçbir Galatasaray fan kulübü, hiçbir Galatasaray e, sayfası yönetimi istifaya davet etmiyor ya da hashtag açmıyorlar Amine Harit'i alamadık diye. Çünkü Galatasaray bu futbolcuyu kesin aldı diyorlardı. Yani Amine Halit'i alamamışlar. Marsilya e katmış. Valencia Justin Kluivert'ın satın alma opsiyonuyla bir yıllık kiralandığını açıklamış. Yine Galatasaray forumlarına bakın. Kimse Justin Kluivert'ı alamadılar diye yönetim istifaya davet ediyor mu? Zira onların adı geçiyordu. Yine aynı Galatasaray Umar El sözleşmesinin tek taraflı feshedildiğini açıklamış. Oyuncu Galatasaray canım ciğerim falan filan demiş etmiş ama Yarın bir gün görürüm ben o canı ciğeri. Eğer tek taraflı fesih doğruysa başları yanabilir benden söylemesi. Ama benim için yani güzel olur. Bir Fenerbahçe taraftarı olarak sevinirim açıkçası. E yansın başları derim. Yani ne kadar para verdiler daha iyi derim. Benfica en son Wolfsburg forması gen yani 29 yaşındaki stoper John Anthony Brooks'u transfer etmiş. Aynı Benfica Draxler'i de transfer etmiş. Bir Draxler'i getiririm size ama Brox'u da alırsınız demiş. Demek ki Rogon. Hani Fenerbahçe olunca böyle söyleniliyordu ya. Herhalde aynı Rogon Benfica'ya da aynısını yapmış. Demek ki Benfica'da Rogon'un köpeği olmuş. Demek ki Benfica'da Rogon'la ortak çalışan bir şirket haline dönüşmüş. Demek ki Benfica başkanı da FETÖ'cü. Değil mi? Öyle söylüyorsunuz hep. Yani hep söz konusu Fenerbahçe olunca acımasız eleştiriler. Ama başkası olunca. Bu bir. iki. Hani John Anthony Brooks Fenerbahçe'deydi? Rogon bize kitlediydi. Neyse silersiniz ya bir şey olmaz. Kayseri Spor'da sakatlıkları devam eden Attamah ile Emrah baştan Fenerbahçe maçında forma giyemeyeceklermiş. Ali Karimi ve Bertolacci'nin durumu maç saatine belli olacak. Ben Kayseri Spor'dan Onur Bulut'a dikkat etmeniz gerektiğini söyleyeyim. Fenerbahçe yönetimi teknik heyeti herhalde bütün önlemini almıştır. Onur Bulut'un son haftalardaki yükselen grafiğinden haberdardır. Attama Emrah Baştan yani çok önemli isimler değil benim gözümde. Ama Ali Karimi ve Bertolacci. Atçi. Bertolacci aslında Kayserispor'da tam ısınamadı. Ali Karimi'nin şöyle bir özelliği var bazı pozisyonlarda lan diyorsun lan bu adamda hiç bir kafa yok hiç bir beyin yok diyorsun ya, ya bu, bu böyle topçu mu olur diyorsun ama bazı pozisyonlarda diyorsun ki, ulan bu nasıl Türkiye liginde duruyor hala <laughs> öyle bir topçu ben oynamamasını isterim şahsen çünkü bize gelince herkes mesli kesildiği için yani Ali Karim'in de Bertolacci'nin de oynamasını istemem Mustafa Pekleme'nin de sakatlığı geçmiş onu söyleyeyim mesela bugün Fenerbahçe'de şöyle bir durum var Novak Sözleşme feshetmek istenildi ama Novak alacaklarının tamamını istemiş. Fenerbahçe'de kimsenin alacağı yok ama alacaklarının tamamı diye kastedilen şey şu. Sezon bitene kadarki maaşını istiyor arkadaşlar feshetmek için. E akıl var mantık var. Biz niye sezon bitene kadarki maaşını verelim? Dur kenarda çürü deriz. Karette karette kar, duşa kaleta kar. Tım transferi bitirmiş 10 milyon Euro'ya bitirmiş arkadaşlar. Marsilya'dan almışlar. Bakın Santemptom almış. Şimdi oyuncu kıymetli olur. Dün ağır şeyde yavaştı. Santemptom Premier Lig'de ya. Fenerbahçe'nin ilgisi olunca ağırdı, yavaştı futbolcu, kötüydü, dandikti. Şimdi Southampton aldığı zaman tamam. Şimdi iş değişti. Şimdi iyi futbolcu oldu arkadaşlar birdenbire haberiniz olsun. Bak bunu bile alamıyorlar oldu. Ya bu kadar insafsız olmayın. Bak kaç tane isim saydım size. Ve açık güneşlikle söylüyorum. Carlos 1300 elden kaçan forvetlerden bir tanesi. Biz bunu alamadık. Haberiniz olsun. Duca Karatakar'ın şartlarını sorduk. Ama olmayacağı belliydi. Olmadı daha. Nova'ya göndermeye çalışıyoruz. Alacaklarımın tamamı diyor. Bu kafayla giderse lisansı feshedilir. Yani lisansı iptal edilir. Kenarda sönük bir şekilde bekler arkadaşlar. Hiçbir önemi yok. Ee, Zaits'ın menajeri Belçika'da 6 Eylül'e kadar transfer dönemi açık diye belirtmiş. Evet Belçika'dan Zaits için tekliflerin olduğu iddiaları vardı. Crespo için iddialar vardı. Ben Zaits için şunu söyleyeyim. Giderse yerini neyle dolduracağımızı düşünerek hareket edebiliriz. Eğer giderse yerini doldurma fikrimiz varsa hareket edebiliriz. Türkiye'de 8 Eylül'e kadar olması. Hocam Zayistan Avrupa'da yararlanamayacaksak çok sıkıntı yaşarız falan filan. Ya bak rotasyonu böyle de düşünebilirsin. Misal veriyorum bak yanlış anlamayın ben. Ben sadece bir tahminde bulunuyorum. Ya diyelim ki A plus çatır çatır bir forvet aldın. Ya yani inanılmaz bir forvet aldın. O arada Valencia'yı sattın gönderdin. Yani o aradan bahsediyorum. Ama Avrupa Ligi listesinde başlıyor Serdar Dursun var. Ya Avrupa liginde sen 6 maça çıkmayacaksın. 4 maça çıkacaksın. Bence bu 4 maç için Dinamo Kiev maçını kazanırsan 3 maça çıkacaksın. Hatta ilk 2 maçını kazanırsan yine 3 maça çıkacaksın. Benim tahminime göre. Çünkü ilk 2 maçı kazanırsan zaten Kıbrıs takımından da bir 4 puan alırsan 10 puan olmuş olur. 10 puanla zaten gruptan çıkmış olursun. Mantık olarak diyorum. Anladınız mı beni? Yani Fenerbahçe'ye, Dinamo Kiev ve Ren maçlarından en az iki tane galibiyet lazım. İki tane galibiyeti alabiliyorsan oraya forveti eklemişsin eklemişsin çok bir şey yok. Bu benim yorumum. Aynı şekilde Zayt'sı da çok iyi bir fiyata okuttuğun futbolcu ne bileyim uzatmak istemiyorsa o arada başka bir isim aldın. Lig için dedin. Bence mantıklı olur. Ama bakalım. Lemos. Lemos kim diyor. Ama bir yere gitmediği zaman da siz bana diyorsunuz ki hani Lemos kimdi? Ben ne bileyim gitmiyor işte. Ama şunu söyleyeyim takım bulmasını söyledik. Menajerine yetki verdi. Ee, görüşmelerini sürdürüyor. Biz de sağ stoper arayışındayız. Biz de tuşlara basıyoruz. Yani onu söyleyeyim. Serdar Aziz sakatlığını tamamen atlattı. Fizik kondisyon açısından iyi bir durumda. Görev verilirse Kayseri Spor maçında olabilir. Lemos yedeklerde olabilir diyor. Bence Lemos yedeklerde bile olmaz. Onu da söyleyeyim. Bir önceki videoda şunu söyledim ama yanlış anlaşılmış olabilir. Ben buradaki bütün cümlelerimi Fenerbahçe taraftarına söylüyorum. Rakip taraftarlara söylemiyorum. Burası Fenerbahçe haberleri, duyumları, yorumları ve eğlence kanalı. Yani burası Fenerbahçe kanalı. Biz burada Fenerbahçe taraftarına konuşuyoruz. Anlatabiliyor muyum? Biz burada Fenerbahçe taraftarını konuştuğumuz için e, hani rakip takım taraftarları, rakip takım şeyleri falan çok şey değil, hedefimizde değil. Biz burada bir cümle kurarken özellikle ve özellikle Fenerbahçe taraftarını baz aldığımız için eğer siz bunu aa bak bizimkilere şöyle gerizekalı, böyle gerizekalı diyor derseniz o sizin gerizekalınız olur. Anlatabiliyor muyum? Yani o sizin gerizekalınız olur. Burada hitap edilen kesin Fenerbahçe taraftar kesimi. Ha gerizekalı onlar mı? Onlara falan gerizekalı diyen yok. Yani ben anlatmak istedim sadece. Şunu söyledim. Ya Maxi Gomez için ne diyordunuz? İta İspanya'da bile gol atamamış. Şörlot kadar bile olamamış diyordunuz. Trabzonspor aldığı zaman Fenerbahçe taraftarı. Bakın Fenerbahçe taraftarı diyorum. Ne dediniz? Ulan adamlar 24 saatte transferi bitirdi. Şöyle böyle. Ben de diyorum ki Karaman'ın koyunu sonuna çıkar oyunu. Niye birdenbire 3 milyon euroya düştüler? Niye futbolcu 1.7'yi anında okey dedi? Madem 24 saatte aldılar hiç mi kıllanmıyorsunuz? Bu bir. İki. E Başruay'ı da 24 saatte aldık belki biz. Belki 24 saat olmadan aldık. Şimdi diyorsunuz ki plansızlığa bak. Fırsat transferi diye Başruay'ı iyi getirdiler. Ya kimi getireceklerdi? Ya bir Marti Martial'i getirseniz. binebileyim bileyim Icardi'yi getirseniz anlarım. Ya Icardi Allah aşkına. Bak yemin ediyorum size söğüş, yani söğüşçü geliyor benim gözüme ya söğüş geliyor. Samimi söylüyorum söğüş geliyor. Ha başlı iyi, son dakika getirdiler şöyle böyle eleştirirsin kabul ederim dersin ki ya işte fırsat transferi dedin. Son 24 saatte onu getirdiğin için ben şöyle benim. Ya fırsat transferi bu işte. Geçen sene Beşiktaş'ta 4 milyon euroya oynuyordu. Bon servisini 12-13 istiyorlardı. Sen yıllık 2 milyon euroyu anlaştın. Bon servisini belki bon servis ödemeden aldın. Bon servis ödemeden aldım. Yıllık iki aldıysam bence fırsat transferidir. Açık ve net fırsat transferidir. Ama şu var. Başluay'ın özelliği çok gol kaçırması. Evet. Direkten dönen topları var. Evet. Attığı goller de var. Evet. Ama Fenerbahçe forvet için net bir tanımda bulundum. Koşucu. Savunma arkasına koşu yapabilen. Fizik gücü yüksek. Bak fizik gücü yüksek. Hatırlayın Abu Bakar. Lemos'u basıp basıp geçmişte O maçı belki Abu Bakar Lemos eşleşmesinden kaybetmiştik. Değil mi? Belki o maçı o şekilde kaybettik. Şimdi Fenerbahçe forveti Serdar Dursun'un öyle karşısına bir Lemos alıp basıp geçeceğine ihtimal veriyor musunuz? Ben vermiyorum. Serdar'da bu meziyet, bu özellik yok. Valencia ya sırıtmak, manyak manyak hareketler, gideceği kalacağı belli değil. Bazen takımdan kendini üstün görmeler dışında. Hemen hemen başlıyor aynı aynı. Ama başlığı aynı şöyle bir özelliği var. Biraz daha kıpır kıpır, biraz daha hareketli. Ve yaşı 28. Önde de bir gelecek var. Hani kendini kanıtlamak isteyebilir. Ama 24 saatte bitirdim falan filan plansızlık diyorlar. Doğru cümle şu olması lazım. Jorge Jesus onay verdim hocam. En yani hepsini geç. Yani yönetim bak fırsat transferi budur diye getirdi. Jesus ne dedi? Arkadaşlar Jesus'un onayıyla alınmış bir transfer. O yüzden benim hiçbir şeyim yok. Ben sahada 450 dakika görmediğine bir şey söylemek istemiyorum. Galatasaray <laughs> Kaan Ayhan için sağ sağlıyor 4 milyon euro. Oyuncuya 1,5 milyon euro teklif edecek demişler. Edebilir. Mesela Fenerbahçe için de söylüyorum. Bir Çağlar Söyüncü alınırsa dehşetül, vahşetül, devasatül mükemmel olur. Yani Fenerbahçe'den tarihi ötesi bir transfer olmuş olur. Ama Kaan Ayhan ismi de hani 2-2,5'a iki, iki falan bitirme imkanı olsa yine bence tarih olur. Serdar Aziz, Kaan Ayhan, öbür Gustavo'yu paketle, Lemos'u paketle. Salah'yı Luan Perez de kimse sesini çıkarmaz bence. Orada Galatasaray Icardi'yi alıyor dediler. Ben bak dediğim gibi bana söğüşçü olarak canlanıyor gözümde. Ben o yüzden bir şey söylemek istemiyorum. Rakip takım transferi. Ben Fenerbahçe'yi istemiyordum açık ve net. Biliyorsunuz zaten videolarda sabit. Hatta Serdar Azmun ismi konuşuldu dedim ki bana sövüş olarak geliyor. Bu adam birdenbire bu kadar düşmüş. Hayır alamet değil. Bir. İki. Icardi. Ya bu adamı niye dünyada hiçbir takım istemiyor da sadece çok takım arıyor Biz mi gerizekalı? Bizim takımlar mı gerizekalı? Yoksa hani sövüş mü? İki. Üç. Biz Icardi için aslında bir teklifte bulunduk. 3-4 milyon euroya bon servis teklifinde işte yıllık ücret olarak da minicik bir şey. Ama kulübü belki de kabul etmedi. Öyle söyleyeyim. Diyelim o şartlarda kabul etti. Yine benim için sövüş. Yine benim için söylüyor. Benim mantığıma göre yine söylüyor. Ama oyuncuysan yıllık 2-2,5'a iki, iki falan ikna edebilirsen çıkış maddesi misal veriyorum 15 milyon euro. Ya Avrupa'da piyasası var. Kötü bile oynasa bir sene sonra 15'i basıp alırlar. Bak bir sene sonra 15'i basıp alırlar. Çağlar Söyüncü'yü Fenerbahçe transfer etti diyelim. Dedi ki o servis ödemiyoruz. Kaça satarsak %50'si sizin. Futbolcu transfer ettin. Hanesine şöyle bir şey yazdırdım. Serbest kalma bedeli 40 milyon eurodur. 40 milyon eurodur diye. Ve kabul ettiler getirdin. Bir sezon oynat 40'a satarsın. Bak bir sezon oynat yazın kesin 40'a gitti dersin. Kesin. %100 dersin. 20 milyon eurocuk kaladım dersin. Ki sen 40'a yazın kesin gönderiyorsan şampiyon da olursun zaten. Hem şampiyon hem 20 milyon eurocuk kaladım dersin. Ve bazı isimler böyle. Ama bir şey diyemeyeceğim. Mesela transferde herkesin başarısız bulduğu ama benim başarılı bulduğum bir takım var. Beştaş. Üç tane altyapıdan oyuncusu Avrupa'ya transfer oldu. Rıdvan Yılmaz, Emirkan İlkan ve Serdar Saatçı. Her ne kadar da Emirkan ve Serdar Saatçı'dan beklediği paraları alamamış olsa da bence Rıdvan'dan da beklediği paraları alamamış olsa da arkadan gelenleri öyle bir yol açtı ki bence büyük bir kar elde etti. Dört büyüklerin aldığı futbolcuların geçtiğimiz sezonki performansını bir önceki videoda konuştuk. Yine söylüyorum. Benim için geçen sezonki performansları umurumda değil. Eferovic sahaya mı bilmem ne yapmış. Vegors yürümüş mü? O mesaj mı atamamış? Başdua'yı çok mu atmış? Umrumda değil. Bana bu seneki istatistikleri lazım. Şu ana kadar 4 maçta Seferovic sıfır gol. Müthiş. Ben buna bakarım. Ya Sherlock bu lige gelmeden önce İngiltere'nin çöpüydü. Ee, bu Penza Türkiye'ye gelmeden önce Fransa'nın çöpüydü. Bak Mitrovic. Alexander Mitrovic. Fenerbahçe'ye 8 milyon euroya geleceği zaman ne dediler biliyor musunuz? İngiltere'de bu adam bu kadar az gol atmış. Bunu alan teröristtir dediler. Fenerbahçe sayfaları dedi bunu. Bakın tweet silmişlerdir. Silerler. Çok severler onu. Aynı Mitrovic hem şampiyonşipte hem Premier Lig'de uçuyor. iki senedir. Bazı transferleri de böyle. Geçen sezon çöpmüş. Bana ne? Ben Fenerbahçe'deki performansına bakarım. Valencia. 3 maçta 6 gol attı. 4. maçta dediler ki Olan bu çok atacak. Biz bunu kırmızıyla uzaklaştıralım. Moralini, motivasyonunu bitirelim. Konya maçında da iki tane gol atsaydı ayva yediydik. Rakip stoperler ayağını kesmek için falan oynarlardı. Ellerinde şöyle hızlar motoruyla falan gelirlerdi. Hakem de sarı kart gösterirdi. Çok ağır hareket değil diye. Dediğim gibi ben rakibin forvetlerini çöplemek yerine kendi forvetimin istatistiğine bakmak istiyorum. Ha şunu da diyebilirim. Ya hocam birinin gösterdiği lig Premier Lig, birininki İspanya, birininki Bel şey ligi, Portekiz umurumda değil. Nerede gösterirse göstersin. Birinin takımı Portekiz'in en iyi takımlarından biri. Öbürününki şöyle böyle falan filan da dersin. Ya o çok etmenli bir olay. Ona girmem. Gustavo Bruma alındı. Yollamaya çalışılıyor. Hocam Jesus'u eleştirir misin? Ben Jesus'u eleştiririm. Ben Gustavo Henrique için şunu söylüyorum. Gustavo Henrique'yi Jesus'un ekibinden hangi dangoçlar aldırdıysa futbola uzaklaş. Yani yer ligimizi çok ama çok küçük görüyorlar. Lan bunlar, bunlar hızlı olsa ne lan? Hani benim Pest tabiri. Lan bunların speed'i 70 lan ne olacak? Biz işte Brezilya liginde neleri gördük? Biz Portekiz liginde 80'leri 90'ları gördük. Bunlardan bir şey çıkmaz demişlerdir. Hafif almıştır. İkincisi Buruma. Allah aşkına bir futbolcu o takımdan gittiği zaman taraftar bayram ediyorsa alan takım ondan çok bir beklentiye girmeyecek. Samatta'dan bir beklentisi var mıydı? Yani Fenerbahçe'de kalsaydı umudunuz var mıydı? Demek ki çöp. Lemos kalsa bir umudunuz var mı? Gustavo Henrique feshedilse zorunuza gider mi? Hepinize soruyorum ya. Ya kaldı ki 14,5 milyon euro piyasa değeri var. Rossi'nin, Rossi bile bugün 9 milyon euroya satıldı dese de hala çekecek bir sürü taraftar var. Sen taraftarına sor. Atilla gidecek diye Luan Perez aldın elinde kaldı. Bak buna kızarım. Buna eleştiriyorum da. Ben de eleştiriyorum. Ama Luan Perez tam manasında hazır değil. Belki hazır edene kadar bekleyeceklerdir. Pazarlığı kızıştırmak için falan diye de kendimi avutuyordum. Hala da avutuyorum. Bakalım ne olacak. E, stoperde vazgeçilmiş Lemos oynuyor diyor. Zaten en büyük salaklığımız bu. Bize sağ stoper lazım. Forvetten önce sağ stoper lazım. Bas bas bağırıyorum ya. Duyan yok mu? Aylarca Santrafor bekledik. Baş iyi çektim diyor. Yani baş yanı sıra Valencia'yı paketleyip de bir dembelemen membele çekersen bence hiç tepki kalmaz. Hatta millet de hani tweet silmeye hazırlanın, özür dilemeye hazırlanın falan diyor. Gerçekten millet tweet siler. Gerçekten özür dilerdiler. Ve Fenerbahçe'nin şansı değişir. Fenerbahçe'nin bahtı değişir. Yani Fenerbahçe'nin bahtı değişir arkadaşlar. Bak bugün size şunu söyleyeyim. O sahiye güzel teklifler var mesela Fenerbahçe'de. Değerlendirir, değerlendirmez. Bir şey diyemem. Yani değerlendirir, değerlendirmez. Bir şey diyemez. Ee, başkan, zayıfsa teklif var. Değerlendirir, değerlendiremez. Bir şey diyemem. Ama yani ama sonuca hep birlikte bakacağız arkadaşlar. Ee, Başluğa 23 numaralı formayı giyecekmiş. Aman aman. Bir şey daha söyleyecektim ya. Ha İkali'yle ilgili. La Fenerbahçe söz konusu bir şey yaptı mıydı? E, Fenerbahçe birinin adı anıldı mıydı? Yok şöyle sapık böyle sapık falan diyorlar. Başka takıma gittiği zaman o en son tövbe ettiydi. Umre'ye de gittiydi falan oluyor. Yetmeyin eylemeyin ya. Almanya'da, İngiltere'de, Fransa'da, İspanya'da, İtalya'da transfer dönemi kapandı. Bu liglere futbolcu gönderemeyiz. Özellikle Atilla Salahi'yi İngiltere'den istiyorlardı mesela. West Ham. <laughs> Gönderemezsin. Ancak devre arası. Devre arası futbolcu göndersen alamazsın. Ancak yazın. Ee, Fransa liginde bitti ama alabilirsin oradan futbolcu. İtalya liginde de bitti ama oradan futbolcu alabilirsin. Bilginiz olsun. Belçika'da 6 Eylül. Rusya'da 8 Eylül, Türkiye'de 8 Eylül, Katar'da 15 Eylül, Suudi Arabistan'da 17 Eylül, Portekiz 22 Eylül, Ukrayna'da 22 Eylül'müş. 4 Ekim'de Birleşik Arap Emirlikleri. Ve son olarak Uğur Dündar'ın şu sözleriyle videomu kapatmak istiyorum. Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na seçildikten sonra şu gerçeği net olarak gördüm. Fenerbahçe'nin başarılı olmasını istemeyen Fenerbahçeliler var diyor. Ben de ona diyorum ki Sayın Uğur Dündar siz benden daha iyi bilirsiniz. Geçmişin Habercisisiniz ve siz daha çok habere şahit olduğunuz için ben size hatırlatmak isterim. Her Fenerbahçe profilli kişi Fenerbahçeli değildir. Yani Fenerbahçe'nin formasını giyen her futbolcu Fenerbahçeli değildir. Fenerbahçe'yi tutmak yürek işidir, gönül işidir. Akıl işi bile değildir bazen. Bazen gerçekten akıl işi bile değildir. Ama yürek işidir, gönül işidir. Kendinize dikkat edin bütün taraftarlarımıza buradan selamlarımı gönderiyorum. Gelişmeler olursa da video çekmeye ya da yayın açmaya çalışırım. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar.